Kara kedi gördüyseniz hemen saçınızı çekin. Çünkü kara kedi uğursuzluktur. Başımıza kötü bir şey gelsin istemiyorsanız kulağınızı çekip tatlıya vurun. Yoksa başınıza kötü bir şey gelebilir. Kapı önüne oturmayın efendim. Çünkü batıl inanca göre kapı önüne oturan bir kişi iftiraya uğruyor. Batıl inançlarımızdan biri de nazar boncuğu. Nazar boncuğu takalım ki nazar değmesin. Sağ avucunuz kaşınıyorsa para geliyor demektir. Sol kulağınız çınlıyorsa birileri sizin hakkınızda kötü konuşuyordur. Tabii ki de bunların hepsi hurafe. Kültür Turizm Bakanlığı bizim batıl inançlarımız hakkında araştırma yaptı. Ben de sizlere soracağım. Sizin bildikleriniz neler? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde yasak olan şeyler ekseriyetle hepsi haram olan var, batıl olanlar var. Mesela diyelim ki üfürükçülük diyelim veya sihirbazlık diyelim. Bunların hepsi batıl inanç. Bizim dinimize sonradan giren şeyler bunlar. Yasak şeyler ama maalesef bunlar oluyor. Olmuyor değil, oluyor. Biz bunları anlatmaya çalışıyoruz, söylemeye çalışıyoruz ama ne kadar inandırıyoruz bilemiyoruz yani. Yok. Masaya vurmalar falan, kulak çekmeler. Ya bunlar ne bileyim bizim inancımıza sonradan katılmış şeyler. Yoksa İslam'da bu şekilde yok. Yani dört dörtlük insan İslam'a inanmış olsak zaten bizim rehberimiz Kur'an-ı Kerim. Bunda hepsi yazılı. Hepsi net olarak mesela Kur'an ve sünnetle. Falanca gün temizlik olmaz. Yani. Böyle bir şey yok. Her zaman temizlik olur. Ayağın altı kaşındı mı misafir geliyor. Avucunun içi kaşındı mı para geliyor. Gece sakız çiğnenmez. Tırnak kesilmez. Hem el hem ayak aynı günde kesilmez. Başka? İnanıyor musunuz peki batıl inançlara? Ya inanıyorum da çocuklarım inanmıyor. Kara kedi görünce uğursuzluk getiriliyormuş. Merdiven altından geçmemek gerekiyormuş. Ayna kırılınca evde uğursuzluk oluyor. Gece sakız çiğnenmemesi gerekiyor. Ceset çiğniyoruz. Bir de gece tırnak kesmemesi gerekiyor. Peki inanıyor musunuz batıl inançlara? Hayır. Tabii ki de hayır. Gece sokağa çıkma. Acı verme gece. Öyle yani. İnanıyor musunuz peki batıl inançlara? Bilmem. Yani hiç ne inandım ne inanmadım yani. Sadece dinleyip geçiyoruz yani. Boş yere safsata onlar ya. Dinimiz çok güzel bir din. Müslümanlıktan daha iyi bir din olabilir mi? Gençlerin buna çok önem vermesi lazım. Böyle fazla internet üzerinden şeylere itibar etmemeler gerekiyor. Mesela gece yatmadan önce tırnaklarınızı kesmek. Daha sonra gece banyo yapmak örneğin. Kara kedi gördüğümü saçlarımızı çekmek. Tavsiye. İnanıyor musunuz peki? Yok, inanmıyorum. Biliyorum ama inanmıyorum. Nedir mesela batıl inançlar? Kara kedi görünce saç çekmek, merdivenin altından geçmemek gibi. İnanç uydurma inançlardır yani, değil mi? Evet. Öyle. Yani hiçbir belgesi şeyi olmayan inançlardır. Yani. Ne var mesela batıl inançlarda? Tık tık vurma çok meşhurdur mesela. Bir tahtaya vurma, şeytan yani kovalama gibi bana çok saçma gelir. Bence de öyle yani, batıl inanç ona örnektir. Tabii kara kedi şey olunca bir uğursuzluk sayılıyor. İnsanlar arası ama biz öyle şey inanmıyoruz. Batıl inanç olduğu için inanmıyoruz öyle şeylere. Peki batıl inançları biliyor musunuz? Yo, yani kara kedi muhabbetini biliyorum bir de işte merdiven altından geçme, işte kırık aynaya basma gibi de yani mantıksız, hiçbir anlamı gelmiyor şu anda.